Hiçbir siyasi görüşümüz ne olamaz. Ne partinin anlamı kalır ne bir şeyin İnsan anlamı kalır. İnsan olamaz. Terörist olursa Hiç olur. Hiçbir şey olamayız. Aynen öyle. Buyur Ertem'ciğim. İsveç güvenlik. Estağfurullah. Yani kesmedim bilerek. Estağfurullah. E, Göteborg havalimanında bomba alarmı var. Ee, İsveç güvenlik dairesi sözcüsü Anders Porelius. Çok önemli bir açıklama yapmış sevgili seyirciler. Göteborg'dan görüntüler ekrana getirelim. Ee, İsveç Güvenlik Dairesi Sözcüsü Anders Borelius'un yaptığı açıklama tüyler ürpertici yine. Çantanın içinde patlayıcı yapımında kullanılan bazı şüpheli maddeler var ee, şeklinde ilk açıklama yapılmış. Tekrar ediyorum. Ee, İsveç Güvenlik Dairesi Sözcüsü Anders Borelius çantanın içinde patlayıcı yapımında kullanılan bazı şüpheli maddeler var. Var şeklinde konuşuyor. Bir yandan da bunların e, Türkçesiyle uğraşıyoruz. E, evet. Onur bana içeriden bilgiler veriyor. Göteborg Kavalimanı'ndan görüntüler ekrana geldi. Maalesef durum çok vahim. Manchester'da. <laughs> çok kötü ya. Tekrar ediyorum. E, küçük çocuklar var. Küçük çocuklar var. Sevgili seyirciler küçük çocuklar var. Terör dünyanın her yerinde aynı. O bana gelen görüntüler falan çok kötü ya. Hep çocuk, hep çocuk erte. Kasıtlı yapılmış ya bu. Kasıtlı yapılmış. Bu Ariana Grande... Evet İngiliz medyası en az 20 kişi öldürüyor. Ariana bana da geldi. Ariana Grande senin söylediğin gibi... Atiye, Atiye gibi bir sanatçı. Hep 13-18. Reşit yok ya. Maalesef. Sevgili seyirciler görüntüler arka arkaya geliyor. Ee, Manchester'la ilgili olarak... Yani insan yani zor zor durum zor zor konuşuyorum. Hani çocuk hele işin içerisinde tamam insanlık çok insan olmak başka da çocuk, çocuk olunca konuşamıyorum. Er Konuşmakta zorlanıyorum. Ulusu, Bu görüntüler iyice Bebeklerin serçten. ulusu yoktur. Çocukların ulusu yoktur. Çocukların milleti yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Bakın Türk milleti asil bir millette. Türk milleti kim mağdursa yanındadır. Bu 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 mesajlar yazılmış. Evet. E, Ariane Grande ekranda. Bu mesajları bu geceki de, görüntüsü Stratus. sevgili seyirciler. Konserin sonlarına doğru e, çekilen bir görüntü bu. Ariane Grande'nin bu görüntüyü de sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda e, beyaz TV olarak tamamen e, buna yönelmiş durumdayız sevgili seyirciler. Ariane Grande Amerikalı e, müzisyen. Şu anda e, ekranda görmüş oldunuz e, Manchester Arena'daki konserinin sonlarına doğru e, bir patlama meydana geliyor patlamada dansçıları ve arkadaşlarıyla beraber arkasındaki arkadaşlarıyla beraber vokalleriyle beraber kaçıyorlar haliyle kaçıyorlar. Ama olan e, ilk patlamada ilk patlamada can kaybı olmadı belirtiliyor ama sonrasında İşte bak Manchester patlama, United Arena 22 Mayıs. İkinci yani ikinci patlama inanılmaz. 25 Mayıs'ta da Londra'da konseri varmış Ariana Garner'ın. Hepsi iptal olur iptal muhtemelen. hepsi, tabii. hepsi ee, iptal. E, İngiltere'de bütün havalimanları uçuşa kapatıldı. Tabii, tabii ee, Manchester'da metro istasyonları uçuşa kapatıldı. Manchester'da e, trenler e, metro istasyonları uçuşa kapatıldı diyorum özür Artık, diyorum metro istasyonları e, kapatıldı. Trenler e, zaten gece yarısı itibariyle hani, e, orada hareket var mı yok mu bilmiyorum hiç gece yolculuğu yapmadım ama e, burada durduruldu deniliyor e, çünkü sabah saat 5.30-6 e, itibariyle e, Avrupa'da trenler e, seferlerine başlıyorlar. 93, Özellikle Manchester-Liverpool Liverpool arasında çok, çok e, yolcu e, var. Liverpool-Manchester arası trenle bir saat, maksimum bir saat. Sevgili seyirciler defalarca da gidip geldiğim için söylüyorum o yolu. E, bir saatlik e, bir yolda oradan işe gidip gelenler var. Londra'ya e, Manchester'dan gidip gelenler var. Bütün e, Londra merkezli, Manchester merkezi, Liverpool e, o bölge trafiğe tamamen kapatılmış. Londra'da havalimanı trafiğe kapatıldı mı ...bilmiyorum net bir açıklama yok Heathrow'la ilgili ama... ...Manchester Havalimanı'nda... E, ...tamamen uçuşlar durduruldu... E, ...deniliyor. Liverpool... E, ...limanında... E, ...hareket yapılmıyor diye e, şu anda... ...haberler geliyor. Liverpool'da biliyorsunuz... E, Gemiler çok iyi. gelip gidiyor, çok, yanaşıyor. Çok, 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 çok. E, o bölgede e, böyle bir e, durum söz konusu. E, Göteborg'da kırmızı alarm verildi. Bu görüntüler oradan gelen ilk görüntüler, sevgili seyirciler. Göteborg'tan bir çanta var. Çantanın içinden patlayıcı maddeler çıktığı söyleniyor. E, belirtiliyor. Arka arkaya gelen görüntüler. Açıklamalar bu yönde, sevgili seyirciler. Patlamalar var. İngiltere'de, Manchester'daki sokakları şu anda veremediğim görüntüler var. Vermeyeceğim görüntüler var. Şurada görmüş olduğunuz e, ilk patlama ve ikinci patlama, arka arkaya gelen patlamalar sonrasında bu salonda bu hareket halinde olan insanlardan bile ayakta kalamayanlar var. Sevgili seyirciler, e, doğrulatamadığımız bilgiler var. İngiliz e, kaynaklarından da net bir bilgi yok bu konuda. Hangi konuda? Silah sesleri duyuldu deniliyor. E, Manchester'da insanların dışarı çıktıktan sonra birilerinin içeriye girip taradığı yönünde haberler var. Ama bu resmi kaynak değil. Ama en az 20 ölü olduğu resmi kaynaklar tarafından doğrulandı. Çok kötü. Sevgili seyirciler e, şu anda Avrupa. Bu konuyu konuşuyor. E, Avrupa kırmızı alarmda. E, Ariana Grande son şarkısını bitirdiğinde Patlama oluyor, Ama sesleri Ölmemiş duyuluyor. ve yaralanmış Yok yok, yaralanmamış. Mı? Hiç ekibinden de yaralanan yok ama çocuklar maalesef 13-18 yaşında arasındaki çocukların... Çok kötü ya. Evet maalesef şimdi sevgili seyirciler maalesef e, yine üzücü bir haber arka arkaya geliyor. Nedir? Evet, eee ölüm sayısının 50'ye çıktığı e, söyledim e, resmi olmamakla birlikte hatta 50'nin de üzerinde çok, olduğu çok, çok üzerinde de çok giriyoruz. üzerinde de doğal olarak doğal olarak e, yavaş 23, yavaş e, Bu zaten burada ben, şu ben anda okumadım. Bazı kişiden, tanıklar, bazı Ya yani bizim gördüğümüz bazı resimlerde zaten e, 30-40 kişi yerde cesetler e, dağılmış durumda. 23 kişiden onu e, bize ilk gelen en az 20 öl demiştik ya 23 kişi gelmişti. 23 kişiden onu 18 yaşın altında. 18 yaşın altında şu anda en az 10 ölü var. 10 çocuk var en az. En az 20 yaşındaki çocuk da yani 25 yaşındaki bir en genç çocuktur. de çocuktur. Yani böyle düşünmek lazım. Ama yani e, e patlamanın e, sebebi zaten hala Ariana, Ariane Grande zaten 21-22 yaşında bir genç kız. Evet. Yani e, bu bunu izleyenler de 13-18 hattı. Sevgili seyirciler bakın Sen buradan, güzel düşün, buradan kendisini gibi. Müslüman olan bazı insanlara e, seslenmek istiyorum. Hani Müslümanım diyorlar ya böyle. Ya onlar Müslüman diye öyle eğer bir dinin, biz öyle bir dinin fertleriyiz ki Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkan peygamberin ümmetiyiz biz. Aynen. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Efendim, bir söyleyeyim. Yahudi bilmeyenler bilenlere öğretsinler. Bizim farkımız budur. Biz millet olarak ya Ölen ateist de olsa saygı göstermek tabii, zorundayız. Tabii, tabii. Yahudi de olsa saygı göstermek ya zorundayız. çocuğun şeyi var. Kim ateist, olursa olsun. var ya, Ama tekrar ediyorum. Ya. Biz öyle bir ümmetiz ki, öyle bir toplumuz ki, öyle bir dinin fertleriyiz ki, Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkan peygamberin ümmetiyiz biz. Yapmayın, ne olur? Bir yani saçma insanın sapan şeyler ölümü, Okumak istemiyorum. Bir ya. insanın ölümü insanlığın ölümüdür. Bir insanı öldürmek, insanlığı öldürmek kimden gelirse gelsin, kime yönelirse Bir gelsin. dinin mensubuyuz. Biz böyle bir ümmetin mensuplarıyız. Yapmayın. Sakın sizi eğer böyle yaparsanız İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürersiniz. İslam düşmanlarının istediğini mi yapacaksınız? Çünkü bütün, bütün bu yazdıklarınız not ediliyor. FETÖ tarafından İngilizce çevriliyor. Al diyorlar. İşte, Türkiye bu. Türkiye bu. Onun için kanı, medya medyamızın da duyarlı olması lazım. Özellikle hükümete yakın kanalların, hükümete yakın gazetelerin, hükümete yakın internet sitelerinin duyarlı olması lazım. İnsan olmamız bak lazım. Rasim, bir insan olamaz. bir tane gerizekalına yazmış in, biliyor musun? İnsan olamazsak Allah aşkına bak, dünyanın e, neresi terör öderiz. varsa, işgal, zulüm, parçalanma, kan ve acı varsa, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinin yüzündendir. Bu şimdi mi konuşuyoruz? Ya bununla ne alakası var? <laughs> Hay o beş devletin sülalesine ama insan 13 yaşında çocuğun ne şeyisi var? 13 yaşında bakın. Ya sen İngiliz devletinden nefret etsen bile şu an o insanlar yanında olacaksın. Konu devletle ne ilgisi çocuk, var? Çocuk, çocuk, çocuk bunlar. Çocuk. Bunlara üzülmeyen insan değildir. Müslüman zaten olamaz. İnsan olmayan bir kişi Müslüman olabilir mi? Zaten olamaz. Ölüme sevinen. Cesetlerin parçalanmasına sevilen, öldürülenlere sevilen 14-15 yaşında Sabi Sübyanların orada cesetlerinin parçalanmış hallerine sevilen kişi insan değildir. Canidir, canidir, canidir ve hakkında da yasal işlem başlatılması gerekir. Bu kadar açık söylüyorum. Evet Kimse, sevgili seyirciler. Herkes haddini bilsin. Rasim. Herkes olmaz. Bir sıcak şey. bilgi var. Yeter artık. Sevgili seyirciler, mo, e, polis teşkilatı Kuzey İngiltere'de, polis teşkilatı Kuzey İngiltere'de tüm terör uzmanı polislerini Manchester'a yönlendiriyormuş. Çok önemli. <laughs> Tekrar ediyorum. Özür dilerim. Polis teşkilatı Kuzey İngiltere'de tüm terör uzmanı polisleri Manchester'a yönlendiriyor şu anda. Evet, şu anda. Maalesef 23 kişiden onu çocuk deniliyor. 50'nin üzerinde ölü var deniliyor. Şu anda gelen bilgiler resmi olmayan haberleri okumuyorum. 13-18 yaş arası çocuklar var. 13-18 yaş arası çocuklar var maalesef. Teröre lanet olsun diyoruz. Evet, Orta Doğu'da, Avrupa'da terör nerede olursa olsun. Türkiye'de Aynen. her yerde bunun e, kanın rengi aynıdır. Kan bir tarafta yeşil bir tarafta mavi bir tarafta beyaz akmaz. Evet. Kan Orta Doğu'da da kırmızı akıyor. İngiltere'de de kırmızı akıyor. Maalesef ülkemizde de yapılan saldırılarda da öyle akıyor. E, biz her zaman ne diyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güzel e, bir ifadesi var. Terör bize ne kadar yakınsa size de o kadar yakın. Sizi uyarıyorum... E, İngiltere, Almanya, Fransa, dünyanın her yerinde herkes bu zulümle karşı karşıya. Bir kanser mikrobu gibi dünyanın her yerine yapışmış durumda. Onun için gelin bunu beraber bitirelim şeklinde her zaman Avrupa'ya bir seslenişi var biliyorsunuz. Ee, biz de bunu sürekli hep tekrar ediyoruz ama bugün ne diyoruz? Ee, İngilizlerin bu acısına en az onlar kadar üzülüyoruz. Çünkü neden? 13-18 yaş arasındaki çocuklar şu konser alanında çocuklarını... Çocuklar e, öldüler. Aynen öyle. Öldüler. A ötesi yok. Evet e, sevgili seyirciler. Biz e, yayınımızı noktalamak zorundayız artık. Evet. E, gelen haberler bu yönde. Göteborg'dan şu anda net bir bilgi yok. Evet e, söyleyecek bir şey yok. E, çok şey var da burada yok. Çok çok geçmiş olsun diyelim. Ee, Bütün valla taziyelerimizi iletiyoruz Türk var mı diyorlar ee, Hayır öyle bir bilgi yok yani Yok ama Türk, yok ama belki de Türk olabilir varıyorlar. Bize Türkiye, öyle bir bilgi gelmedi Türkiye yani Türkler 100 milyonu geçmiş bir halk Yani sadece Türkiye değil Türkiye'nin dışındakiler de Belki Avrupa'dan ya da Bizim Kıbrıs Türklerinden olabilir ee, İngiltere'de yaşayan çok Kıbrıs Türkü var Olabilir Yani Türk olunca mı arkadaşlar yani yapmayın 13, 14, 15, 16 yaşında küçücük çocuklar kim öldürüyorsa şerefsizdir. Ölenlerin yanında olmak da bizim şeref ve namus borcumuzdur. Yeniden bakın belki 50. kez söylüyorum. Bir insanın ölümü insanlığın ölümüdür. Bir insanı öldürmek insanlığı öldürmekle eşdeğerdir. Masumların kanından hiç kimse politik bir çıkarla elde edemez. Bırakın şimdi komplo teorilerini. Muhammed Çakar bile yanlış yaptı. İlk seferde böyle şeyler düşünmek manyaklıktır. Yanlış. Önce öldürülenlere katledilenlere üzülmek, o acıyı paylaşmak, öldürülenlerin ailesine taziye iletmek, başsağlığı dilemek, yanında olmak. Türkiye olarak da ben gurur duyuyorum ki çok büyük bir liderimiz var Recep Tayyip Erdoğan. Büyük ihtimalle bana da gelen bilgi bugün yani salı günü programına değiştirerek Manchester'a gidecek. Manchester'dan Brüksel'e geçecek. Önce Manchester'a belki Londra'ya doğru Teresa May ile görüşeceğiz Çünkü İngiltere ile de Türkiye'nin arası şu an çok iyi. İlişkilerimiz 10 üzerinden 10 vaziyette. Yani bunu bir Dışişleri Bakanlığı'nın e, yetkilisinin bana yazdığını söylüyorum. İngiltere Türkiye ilişkileri şu an çok iyi. E, bizim müttefikimizdir. Ee, bütün insanlığa sahip çıktığımız gibi kim olursa olsun terör nereden gelirse gelsin terörün mağdurlarıyla beraber olmak bizim şerefimizdir. O devletler Türkiye'ye haksızlık gitmiş olabilir. O devletlerin de haddi bildirilir. Ama insanlar devletler demek değildir. İnsanların yanında olmak Türkiye Cumhuriyeti'nin de görevidir. Olması gereken budur e, ee, yeniden başsağlığı diliyoruz. Evet. Ee, Allah rahmet eylesin bütün vefat edenlere, bol olsun, evet. Toprakları bol olsun. Çok üzücü, çok küçük çocuklar. Benim de ikizlerim var. Senin de üç çocuğun var. Aynen öyle. Yani onun için ben bu mesajla önce iğreniyorum. Ve bunda medya olarak bizim payımız varsa, buradaki gibi mesajları delirmelerde bizim payımız varsa, Allah bizim de müstahakımızı versin. Müstahak hak ettiğimizi versin demek. Gerekirse de belamızı versin. Çok açık söylüyorum. Hem hükümete karşı hem hükümete yakın kanallar için söylüyorum. Hükümete yakın gazeteler için hükümete karşı fark etmez. Bu deliliği, bu tımarhanelik kafaların normalleşmesini kabul edemeyiz. Türkiye'de bu dönem geçmiştir. Türkiye normale dönecektir. Türkiye normalleşecektir. Türkiye öldürü, öldürenlerin değil öldürülenlerin yanında olacaktır. Zaten öyledir. Geçen hafta Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyareti çok yararlı oldu. Çok büyük biliyorum Ertem. Of, of, of. Çok Rasim, büyük, iş, şey iş iş çok büyüyecek. Biz bunu konuşacağız. Allah nasip etti. Peki rahatsızlık yani soracağım maalesef sana. Bu sorada e, yakaladık. Bu yani Orta geleceğini etkiler mi? Yani hani... E, yani etki, bunlar tabii sonra bu detaylı olacak şeyler. Muhtemelen bunu DAEŞ da, üstlenecek. DAEŞ noktasında, DAEŞ bu. Türkiye, İngiltere, Amerika bu çünkü bütün taktiği. Bak, Birinci patlama, Türkiye, ikinci patlama İngiltere olay, Şimdi önemli, şimdi elbette her devlet önemlidir ama belli başlı düveli muazzam önemli devletleri var. Ertemciğim. Amerika, İngiltere, Rusya. Bölgemizde İsrail de önemli devlettir ve Türkiye önemli devlettir. Bu beş devlet karar versin Daesh Maesh tozunu atarlar. Ama bu beş devletin de çeşitli çıkarları gereği maalesef hem Rusya hem Amerika YPG'yi destekleyebiliyor DAEŞ'e karşı. Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü desteklenmez. Biz burada %100 haklıyız. Ama Türkiye böyle YPG'ye, MPG'ye ihtiyaç duymadan İngiltere'yle, Amerika'yla, ile, Rusya'yla ile, İsrail'le beraber DAEŞ'i temizleyecektir. DAEŞ'i en azından pas olabildiğince gelirecektir. Bu olması gerekir. Budur. Elbette şu an e, Avrupa, İngiltere'de İslamofobi artacaktır. İslam düşmanlığı artacaktır. İngiltere'de yaşayan Müslümanlara belki şeyler oluşacaktır. Baskılar vesaire. Ya yani zaten şu Avrupa'da Batı aleminde yaşayan Müslümanların durumu <laughs> üzücü. Onlar da Türkiye'ye gelmek isterse Türkiye'nin kapıları açıktır. Türkiye bir kere Cihan Şubil bir devletti. Gelmek isteyen herkese kapısı açıktır kardeşim. Bu kadar basit. Onu istemiyoruz, bunu istemiyoruz. Suriyeli istemiyoruz. Olmaz öyle şey. Biz de 15 Temmuz başarılı olsa hepimiz mülteciydik. Ben ölmüştüm zaten ilk gün öldürürlerdi de. Sizler mülteciydiniz. O zaman ne olacaktı? Bize Türk istemiyoruz deseler. Hepimiz yer arayacaktık. Mültecileri anlamamız lazım. Göçmenler, mülteciler kardeşimizdir ve onların ruhunu, onların yaşadığı zorluğu anlamamız lazım. Onun evet. için şu anda da hem İngiltere'de hem İngiltere gerçi bu konuda akıllı bir devlettir ama İslam düşmanlığı yapmamaya gayret edecektir. Çünkü çok sayıda Londra, Londra'yı Londra yapan önemli unsurlarımız da Araplardır. Ama yine de Batı Avrupa'da da Britanya'da da Müslüman düşmanlığının artma ihtimali kuvvetli. Onlara karşı da tedbir almamız lazım. Evet sevgili seyirciler, eee görüntüler mi bu şekilde. Yani temelde yani yeni bir gelişme olacağı benzemiyor. Çok acı. Aynen öyle Ama bu şekilde şey, devam ediyor. Yani olur da şu anda bana Maalesef söylüyor. Eee e, şu anda en fazla verebileceğimiz haberler bu yönde. Özür <laughs> diyorum sevgili seyirciler kusura bakmayın. Yaklaşık 4 saattir e, canlı yayınız 4 saattir özellikle son 3 saattir reklamsız e, devam ediyoruz. E, İngiliz polisi sokak sokak failleri arıyormuş. Doğru. E, tek tek şey yapıyormuş. Bizim bir şey şu, yok. ama şu an en azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayakta olduğunu söylemeliyiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok büyük ihtimalle bugün Manchester'a gidecek. Bu da çok önemli. E, pro Manchester bugün Manchester'a gidecek büyük ihtimalle. <laughs> evinden beri söylüyorum zaten. Ve isabet de olur. Tabii. Manchester'a gidip oradan Brüksel'e geçmesi yani Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri ve aynı Korkuyoruz zamanda bence diyor. İslam yani yani İslam zaman. dünyasının da bence e, şu an yaşayan en önemli lideridir Recep Tayyip Erdoğan oraya gitmesi ama Türkiye'nin ve İslam dünyası lideriyken de dünya ile bütünleşen, batı ile bütünleşen bir zihniyete, bir düşünceye sahiptir. Dik duran ama diklenmeyen bizim Türkiye'nin çıkarları için, Müslümanların çıkarları için insanlığın çıkarları için devlet olmamız lazım. Böyle üçüncü dünya devletlerine mahsus manyakça takıntılar, manyakça takıntılı politikalar delice hareketler Türkiye Türkiye'ye zaten Türkiye bunu yapamaz. Erdoğan, Tayyip Erdoğan zaten böyle bir lider değil ama böyleleri var. Maalesef böyleleri var. Bunlar da her yere yerleşmiş olabilirler. Bu kafayı değiştirmemiz lazım. Bizim büyük devlet refleksiyle büyük biz bir imparatorluk mirasçısıyız. Hayata da imparatorluk ufkuyla bakmak zorundayız. Böyle gerizekalıca Yok İngiltere Manchester'ı kendi patlatmıştır. İngiliz baronları orayı patlattı falan gibi. Geri zekalıca tımarhanelik lafları edenler bana göre bundan böyle de bedelini ödeyecektir. Yani bunu da söyleyeyim. Türkiye kendinden emin insanlığın ve insanların yanında devam edecektir artık. Aynen öyle. Teşekkür Sevgili ederim. Sevgili seyirciler ben abi. teşekkür ediyorum. Ee, geçmiş olsun. Ee... evet. Tüm insanlık haline geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Herkese... Terörizm ortak düşmanımız. Aynen öyle. Ee, Allah terörün... <laughs> Bütün teröristlerin belasını versin. Ee, Allah. Yani. Allah evet. Allah'tan niyazımız bu. Sevgili seyirciler, e, hepinize mutlu geceler diliyoruz. E, i̇yi geceler diliyoruz. Hoşçakalınız.